Bir Dinlenme Anı, Kısacık. Yazan Cihan Aktaş. Seslendiren Nisan Kumru. Kutusu atılmaya kıyılamayacak kadar güzeldi. İki gün içinde boşalmıştı, içindeki kurabiyelerin tadına bakamadan. Yiyeceği esirgediklerinden değil, düşüncesizliklerinden. Çiyalı bu demişti Özden Hanım tahta dolaba koyarken. Hak ettiği düşünülmeyen yiyecekler vardı sanki. Gözleri yaşlarla doldu ama akmadı. Adam yerine konulmamak yüzünden kendine acımaya başlamıştı. İyi değildi bu. Kendine acıyacak sebepleri düşünüp durmak kesiyordu takatini. ''Çok fazla açıyorsun musluğu'' demişti Özden Hanım bir sabahleyin kapıdan çıkarken. ''Yerlere saçılıyor sular, öylece bırakıyorsun. Hiç sağlıklı değil.'' Asıl kocasının fikriydi bu. Yüzünde belirip kaybolan tereddütlü ifadeden çıkardı bunu. ''Peki Özden Hanım'' dedi usulca, bezgin. Kapı kapandıktan sonra kendi kullandığı banyoda tuttuğu paspası getirip sildi, hiç de ıpıslak olmayan yeri. Kabakların kabuklarını bıçakla kazıyıp öylece bırakmıştı eviye içinde. Öğütücüyü çalıştırdı ve çığlıklar ata ata ağladı, söylendi, yakardı. Tecrübenin getirdiği bir dayanıklılığı yok değildi ama çocuk yerine koyulmayı da aynı sebeple kendine yediremiyordu. Beyefendi kahvaltıdan sonra da ucunu makasla kesip aceleden çekmecede unuttuğu pirinç paketiyle yanına gelmiş, doğru açılmadığı için pirinçlerin etrafa döküldüğünü söylemişti bir hoca edasıyla. Aslında da bir üniversitede sosyoloji dersleri veriyormuş. ''Ben sizin öğrenciniz değilim, robot da değilim.'' diye bağırmak istemiş, tutmuştu kendini. Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş. Üstelik başka evlerde bakıcı kadınların başlarına neler neler geliyor, buna mı takacaktı kafayı? Bir dinlenme anı, kısacık. Pencereyi açıp derin derin soludu. Her uzun soluk bir kaçamak gibi geliyor, yaşlı kadının yanına çağıran iniltileri yüzünden. Hemen karşısında yükselen akça ağacının ezberlemediği bir ayrıntısı yok. Şimdi sonbahar, kızıl sarı yapraklarını dökerek kışa hazırlanıyor güzel ağaç. Bugün çıkamayacak dışarıya, işverenlerinin sinema günü. Neyse ki alınması unutulan bir şeyler oluyor. 2-3 günde bir tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, ıslak mendil, süt, soğan, un, yumurta her zaman lazım. Temiz hava, bahçeye çıktıkça attığı birkaç adım, varlığını hayallerindeki İstanbul'a dahil ediyor bir süre, nereye götürdüğünü bilmediği yokuşu tırmanırken hele, 10 dakika kadar sonra deniz manzarası çıkıyor karşısına ve camiler, gökdelenler. Özden Hanım en başında konuştuklarında gün içinde yarım saatlik yürüyüş yapabileceğini söylemişti. Fırsat bulamıyor ki. O süre ötelene ötelene sırt üstü yatmaktan başka bir şey istemediği saatlere dayanıyor. Her an daha önemli bir iş çıkıyor. Kime sitem edecek? Geldi, geri dönemez. Şikayet de edemez. Kendisi istedi. Planlarla geldi. Hem ev parası kazanacak hem de İstanbul'u tanıyacak, Türkçesini geliştirecek. Hasta bakıcılık değil mi? İyi bakarsa sevap da alır. Huzur evinde çalıştı 5 yıl kadar kocası öldükten sonra. Kocasına baktığı dönemde bir trafik kazası sonucu yatağa düşen annesiyle de ilgilenmeye çalıştı elinden geldiğince. Aynı şey değilmiş. Hasta kolay kolay hayal ettiği müşfik, hoş sohbet kadın olamıyordu. Kötü değildi. Kötü veya iyi olup olmadığı anlaşılamayacak bir yerden herkese aynı şekilde bakıyor, aynı sözlerle şikayet bildiriyordu. Ölüm korkusu yüzünden çığlıklar atıyordu gece gündüz. Geceleri Özden Hanım onu bir ihmalinden dolayı sorumlu tutan bakışlarla beliriyordu yanlarında. Sıklıkla ne değişti peki Dilnaz'a? Eskiden de aynı şekilde uykusuz kalıyordum. Bu saatte burada olmamalıyım ben diyordu uykulu gözlerini ovuşturarak. Gün içinde hasta uyurken yerleri süpürüp silmeye girişiyor, acıktığını gösteren kıpırdanma seslerini duyunca da mutfağa koşuyordu. Listeye göre kabaklı püreye gelmişti sıra. Kabız olmaması lazım ama fazla bez de harcamamalı. İkindi kahvaltısında muz verecek. ''Biz çevreyi kirletmeyi istemiyoruz, idareli davranmamız lazım.'' diyordu Özden Hanım. Sabah saatlerinde atılabilecek türde eski havlulardan yapılmış bezler yerleştiriyordu yaşlı kadının emici kilodunun ceplerine. Yaşlı kadın utanıyor, kendini kasıyor, bir bebek gibi direniyordu bezinin değiştirilmesine. Hasta bakımında tiksinti olmaz. Yok, tiksinmiyor. Sadece alınıyor. İş kurallarına göre sürekli hazır bez kullanacağını sanıyordu. Ücreti de ona göre belirlenmişti. Ama işte hasta bakımında işvereni sorgulamak da olmaz.
hesaba katmadığı daha ne çok şey vardı. Etrafında seyrek ağaçlarla kaplı koruluklar bulunan bir sitedeydi bahçeli ev. Pencereden bakınca veya markete gittiğinde gördüğü bir İstanbul manzarası yoktu. İlle de bir yokuşu tırmanmalıydı 7-8 dakika kadar. Birdenbire yaşlanmış gibi bütün kemikleri sızlamaya başlamıştı ve kimseye şikayet edemezdi. Nasıl bir yalnızlıktı bu? Geri dönemezdi. Bedeni çalışacaktı, beli, sırtı, omuzları, boynu alışacaktı, alışmalıydı. Ya kalbi, ya bakışları. Yüz hatlarında aniden bir kasılma meydana geldiğinde aynaya koşuyordu. Yüzünün bildiği, sevdiği, özenle koruduğu hali geri çekildikçe çöküyor, çirkinleşiyordu. Tebessüm etmeye çalışırken kas katı bir gülüşle ayrılıyordu banyodan. Mekanik bir dille memleketinden, çocukluğunun geçtiği yöredeki gölün kıyısında oynadığı oyunlardan söz etmeye başlıyordu. Anlaşılmaz bir nedenle ilaçlarını almayı reddeden yaşlı kadına. Onun dikkatle dinlemeye çalıştığını fark ettiğinde ise yumuşuyordu sesinin tonu. Yaşlı kadın ilaçları içip uykuya daldıktan sonra kendini kaçınmaya çalıştığı bir hayat muhasebesinin içinde buluyordu. Bir dinlenme anı gün içinde, kısacık. Nasıl da göksel bir bağış gibi geliyor. İkindi kahvaltısı hazırdı ve hayret, yaşlı kadın uyumaya devam ediyordu. Televizyonu açmaya hazırlanıyordu oysa, kahvaltı sırasında birlikte evlendirme programı izliyorlardı. Mahinur isimli 6 yıllık nişanını attıktan sonra hayalindeki eşi bulma ümidiyle programa katılan bir kız vardı. Onun son talibine vereceği cevabı merak ediyordu yaşlı kadın. Şu birkaç dakika uzayan uyku yarım saati bulsa, bir saati nasıl da iyi gelirdi yorgun sırtına. Yerler silinip süpürüldü, çamaşırlar kurutucudan çıkarılıp katlandı, zeytinyağlı kabak pişirildi, kıymalı mercimeğin soğanı doğrandı. Pişirir pişirmez yemeğin tadına bakmayı severdi eskiden, kendi evinde. Şimdi ne zaman buluyordu bunun için, ne ortam. Gidip gelirken bir kaşık, bir kaşık daha. Sırtındaki ağrıya rağmen mutfak tezgahının içinden bir şey alacakmış gibi eğilip ağzına bir peynir parçası, bir ceviz, bir kuru kayısı atıyordu kahvaltı tabağından. Odasında kuru yemiş bulundurmuyor değil oysa. Çocukça numaralar. Dün akşam da tencereyi buzdolabına koymak için boşaltırken ağzına bir yaprak sarması atmak istemiş, fark edilme endişesiyle vazgeçmişti. Kim görür, nasıl görür? Ajanstan uyarmışlardı, kamera koyuyorlardı bir şeylerin arkasına. Herhalde banyoya koymamışlardır, hiç değilse banyoda gözetlenmiyordur. Müslüman bu insanlar. Hani başka odalara da temizlik zamanı dışarıdan girdiğini belli edecek kıl, iplik parçası gibi şeyler koyabilir işveren milleti. Onlar da kendi emniyetlerini düşünüyor. Kutulara, kasalara, çekmecelere işaret yerleştirir, çoğu bunu yapar. Kimse canını ciğerini hırsıza uğursuza teslim etmek istemez değil mi? Dolaplarda aniden lazım olan bir şeyi aramak suç olmasa gerek. Gece gündüz kalıyor bu evde. Gel gelelim bakıcıya kolay yakıştırılır herhangi bir suç. Uykusu gelmeyen, sırtı ağrımayan, arada bir uzanmak istemeyen bir hasta bakıcı var mıdır bu koca dünyada? İşten gelir gelmez annesinin yanına koşuyor Özden ve üstünü başını kokluyor. Tüm gün ne yedi, solgun görünüyor, usanıp bıraktın mı kaşığı yoksa diye soruyor. Bu soru olmaz, böyle soru olmaz. Yedirmeye çalıştı, niye çalışmasın? Allah'tan korkar ki kadının açlıktan ölmesi de hiçbir şekilde isteyeceği bir şey değil. Madem öyle nevresimleri ütüle, hadi öyleyse kanepeyi sil. Kusmuk kokuyor sanki. Bir motor, bir makine, bir robot, bir eşya. İyi ki öğütücü var. Onun başına koşabiliyor içi daraldığında. Oğluna oğluna ağlarken çıkan sesler kayboluyor gürültüsünde. Ensemin üstünde ağır bir kaya taşıyorum sanki. Kollarımda uyuşmaya başladı diye sızlanacağı biri yok bu dünyada. Burada kalacaksa sapasağlam görünmeli ve aynı zamanda kırılıp gücenme bilmeyecek kadar profesyonel. Güçlü bir şefkat fışkırabilir bağrından, bu çok kolay ama bir mesafe talep ediyor işverenleri. Hem mesafeli olmalı hem de şefkatli. İşte bu beklenti yüzünden aşırı yorgun düşüyor. Doğrusu bu. Yumuşak bir ses tonuyla komutlar vererek yedirip içirip, ilaçlarını verip, terli fanilasını değiştirip, sonra da bacaklarını ve sırtını ovmalı yaşlı kadının. Ancak her haliyle en muhtaç dönemlerinde yeterince ilgilenemediği annesini hatırlattığı için şefkatli mırıldanmalardan alamıyor kendini bunları yaparken.
annesinin Ürgenç şehrinin caddelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklara gire çıka erkenden çöktüğü için etrafını yeterince kollayamadığı ve kendisini de benzeri bir akıbetin beklediği geliyor aklına. Hepimiz yorgunduk. Hiçbirimizin aman aman bir kazancı yoktu. Ben en küçükleriydim ve bir çocuğa dönüşen kocamın bakımına ancak yetiyordu gücüm, diye düşündü öğütücüyü kapatırken. Telefonunu alıp hastanın yanındaki koltuğa oturdu ve ''Çok özledim sizleri'' diye yazdı kardeşler grubuna. ''Varlığınız bir güven verirmiş meğer. Yalnızlıktan yakınırdım hep. Şimdi yalnızlığın gerçekten ne olduğunu biliyorum.'' Burada bıraktı. ''İnsan ağladığında teselli edecek kimsesi yoksa yalnızlığı öğreniyor.'' dese. ''Geri gel Dilnaz'a'' derlerdi. ''Üzüntüden kahrolacaksın oralarda.'' Dönemeyeceğini biliyorlardı oysa. Mahinur'un aradığı ikinci bir şans kendisi için hayal. Hızlandı zaman, mercimek yemeği pişirirken dibini tutturmuştu. Azalmıştı yemek. Allah'tan işverenlerinin sinema akşamıydı. Zeytinyağlı kabakla yetinirlerdi döndüklerinde. Neyse ki hastanın küçük kızı Gülce elinde pizza kutusuyla geldi ve onu çıkıp hava alma konusunda yüreklendirdi. Telefonda biriyle konuşurken onun pizza kültürü olmadığını söyledi. Galiba... ''Bazen hiç anlamıyorum bu kadının sözlerini acaba aşağılıyor muydu beni?'' diye kaygılandı. Pizzayı niye yiyemediğini anlamıştı. Hamuru midesinde yanmaya sebep oluyordu. Lavaş, elma odasındaki küçük ambar içinde ay çekirdeği ve kuru incir alıp dönecekti. Kasım ayının sonlarıydı. Günler iyice kısalmıştı. İki ayağa bir pabuca girecek vaziyette çıktı evden. Bahçe kapısı önünde nereye sapacağına karar vermeye çalıştı. Sağ tarafa, koruluğa gidiyordu adımları ama vakit yoktu, kararmak üzereydi hava. İster istemez market yoluna saptı. Önce sol, sonra sağ, ardından yine sağ ve derken sol. Koruluğa gidememişti ya. Sola saptığı yerde, sağdaki tepeye doğru uzanan ağaçların birinin gövdesine kollarını dayayıp derin nefesler çekerek, alçak boylu ağaçlardaki akşam karanlığının renklerini örttüğü kuşburnuyu andıran küçük tüylü meyvelere bir ad yakıştırmaya çalışarak yürüdü. Markete girdi. Ekmek bölümünden lavaş paketini aldıktan sonra buzdolabına yönelip peynirlere baktı. Özden Hanım'ın tercih ettiği sert inek peynirinin yanı sıra kendisi için de labne peyniri aldı. Sütlü tatlıların fiyatlarını merak ediyordu ama fazla zamanı yoktu. İstediklerini alıp kasaya yöneldi. Neyse ki uzun değildi kuyruk. Koşar adımlarla yürüdü. Vakit kazanmış olma fikriyle İstanbul manzaralarına ulaştıran yokuşun önünde durdu bir süre, düşündü. Çeşitli korkuları yüzünden sadece bir kez gezebilmişti şehirde. Ajansta çalıştığı hemşehrisi Kerime ile ve işinde yeniydi o günlerde, içi rahat değildi. 6 ay geçmişti aradan. Boğaz vapuruna binip tasasızca bir gün geçirmek istiyor. Olmaz mı? Niye olmasın? Gülce'ye soracak. Sağa saptı, sonra da 2 kez sola ve site girişine doğru alışkın adımlarla ilerliyordu ki olduğu yerde durdu. Farkına varmadan uzatmış olmalıydı yolu. Kararan hava içinde rengini değiştiren evler dilsizleşmişti. Sağa sapmıştı ve 2 kez sola. Sonra yine sağa sapmamış mıydı yani? Aşina olduğu hiçbir işareti göremiyordu geri döndüğü noktada. Kaybolma endişesiyle ileri geri yürüdü bir süre. Bir mesaj atabilirdi Gülce'ye ama kendisiyle ilgili güvensizlik içeren yargıları kuvvetlendirirdi defalarca gelip gittiği yolu şaşırmak. Kimsenin ulaşamayacağı bir yerde olduğu geldi aklına. Telefonundaki not defterine adres işaretleri koymadığı için kızdı kendine. ''Aptal kafam, zaten akıllı olsam bu hallere düşmezdim ya. İyice aptallaştırdı beni el kapısı. Kerime duysa güler halime'' diye söylendi. Hiçbir ses, görüntü ve hareket yoktu. Bir boşluğun içindeydi. Gururunu feda edip arayabilirdi evi ama hemen yenik düşmek istemiyordu. Özden'le kocasının dönmesi 11'i buluyordu ve Gülce de işte böyle arada sırada uğradığında annesiyle bizzat ilgilenmeyi önemsiyordu. Etrafını seçebildiği kadarıyla inceledi ve zihninde karışan bir numarayı doğru dürüst hatırlayabilmek için adımlarını yavaşlatarak önüne gelen ilk sokağa daldı. Aşina bir numara, bir ağaç, bir sapak ilişmeliydi gözüne. Pek insan yoktu bu sitede, hep böyle ıssızdı. İnsanlar sabah gidip geç saatlerde dönüyorlardı. Böyle bir yerdi işte. Döndü, yine döndü, sonra dönmeden ilerledi.
Park ettiği cipinden inen genç bir kadın gördü üç katlı bir binanın önünde. Evine girmeden yakalamak için koşar adımlarla gitti yanına. Gözlerinden yaşlar boşalıyor, dolanıyor dili, bildiği kelimeleri unuttu. Kötü bir niyeti olmadığı belli değil miydi halinden? Mahcup, çocuksu, anlatıyor. Dörtle başlıyordu numara, galiba 4132 idi. 4123 mü yoksa 4223 de olabilir. Üç katlıydı ev ama ilk katı yarıya kadar toprağa gömülüydü. Ararsa bulurdu tabii ama geciktiği için telaş ettiğinden midir nedir, girdiği her sokakta biraz daha uzaklaşıyordu. Kırklı numaralardan sağa da gitse, sola da dönse. Hiç mi navigasyon iletisi yok telefonunda? Bunu sordu kadın. Cahil, sersem, şaşkın bir yabancı ancak acıma uyandırır. Acıdı genç kadında işte. Aldı onu cipine ve sitenin 40 numaralarının bulunduğu bütün sokaklarını dolaştırdı. O ağaçlara bakıyor, tek tutamağı iyi bildiği bir ağaç. Nihayet gördü ve kadına gösterdi. Mutfakta iş başındayken gözleri dallarında, yapraklarında olurdu. Kızardılar önce ve turuncudan sarıya dönerken azalmaya başladılar. Çoğu yaprakları dökülse de sanki özel bir kaynaktan beslenirmiş gibi buna direnen bir dal, aşinalık bildiren hışırtılarıyla pencereye dokunmaya devam ediyordu. Kış mevsimi çabuk geçer. Soğuk içine doğru büzer insanı. Bir yıl daha dayansa, izinli gidip gelecek. Sonraki yıla katlanabilir böylelikle ve ardından bir yıl daha geçtiğinde... ''Burası, tanıdım abla, çok sağ ol.'' dedi. Yüzünün pençe pençe kızardığından emin. Nasılsa karanlık ve bu da iyi bir kız. Dualarla vedalaştı. Aslında kimse tamamen kötü değil. Kötülüğün ağır yükünü niye taşımak istesin ki insan? Herkesin kendine göre bir derdi tasası var diye mırıldandı kapıyı hafifçe tıklatırken. Kaybolarak zaman harcamıştı ama şimdi hoş bir hafiflik hissi içindeydi. Farklı bir akşam geçirmişti. Koca bir şehirde, koca bir ülkede kaybolup gitmenin kıyılarında dolaşmıştı ve evet, neticede eve dönmeyi başarmıştı. Banyodan çıkıp mutfağa yöneldi. Gülce kahve yapıyordu. Niye geciktiğini sormadı. Annesinin yemeğini yedirmiş, ilaçlarını içirmişti. Hanım Sultan Türk Sanat Müziği konseri izliyordu. Telaş etme, keyfine bak, ben buradayım daha dedi. Ona da kahve yapabilirdi isterse. Teşekkür edip karnının aç olduğunu söyledi. Sallama çay hazırladı, bir lavaş çıkarıp labne peyniri sürdü, onun üzerine de kuru kekik serpiştirdi. Pizza çok daha lezzetli, bir deneseydin keşke dedi Gülce. Elinde tepsi onu takip etti. Salonun yaşlı kadından gelecek sesleri duyabilecekleri bir köşesine oturdular. Bir yerden söz açıp içini dökmek istiyordu Gülce. Hep öyle yapardı. Kocası bir önceki evliliğinden olan çocukları için eski karısıyla sürekli haberleşiyordu. Telefonlar, mesajlar hiç mi azalmaz, hiç mi sorunsuz geçmez bir günü çocukların? ''Evham mı yapıyorum? Sizin oralarda nasıl yürüyor bu işler?'' diye sordu.